Birinci temada öğrendiklerimizi değerlendirelim. Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayalım. Kocaman bir ormanda sevimli bir yavru kirpi yaşıyordu. Bu sevimli kirpinin adı Boncuk'tu. Boncuk, ailesinin en yaşlısı Diken ninenin anlattığı masalları dinlemeye bayılırdı. Ama yine de pek mutlu değildi. Çünkü hiç arkadaşı yoktu. Oysa o tüm hayvanlarla arkadaş olmak istiyordu. Nur İçözü. 1. Boncuk nerede yaşıyormuş? Kocaman bir ormanda. 2. Ailenin en yaşlısı kimmiş? Diken nine. 3. Boncuk neden mutsuzmuş? Çünkü hiç arkadaşı yokmuş. B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Arkadaş kelimesi sözlükte dost kelimesinden önce gelir. Doğru. Taş yerinde ağırdır. Atasözü bizlere birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır. Yanlış. Murat ile Melda okulun bahçesinde top oynuyor. Cümlesi 7 kelimeden oluşmaktadır. Doğru. Keloğlan annesini çok seviyormuş. Cümlesindeki anne kelimesi hatalı yazılmıştır. Doğru. Seviyorum kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa ilk kelime çok olur. Yanlış. C. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak anlamlı ve kurallı cümleler yazalım. Ali kahvaltısını yaptıktan sonra evden çıktı. Yaşlı kadın Tamer ve Mert'e teşekkür etti. Geçen yıl giydiği elbiseler artık kısa geliyor. Kalemini açmak için çöp kutusunun yanına gitti. Arkadaşına aldığı doğum günü hediyesini özenle paketledi. Ç. Benzer anlamlara gelen atasözlerini eşleştirelim. Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ev alma, komşu al. Komşu, komşunun külüne muhtaçtır. Sakla samanı, gelir zamanı. Ak akçe, kara gün içindir. Thank you.